Hatırlıyorsanız böyle psikoloji ile alakalı 2-3 tane kitap okumuştum. Onları da bulabilirsiniz. Duygusal olgunluğa erişememiş insanların yetişkin çocukları ile alakalı bir kitap serisiydi o. Ve o kitap serisinden sonra çok fazla önerilen ve her yerde de karşıma çıkan bir başka kitap daha vardı. Bu kitabın da bir analizini yapmamı isteyenler oldu. Ben analiz yapacak kadar kapsamlı bir eğitime sahip değilim aslında ama yine de sizleri kıramadım ve zaten kitabı da aldım. Seninle başlamadı ama bugün bunu anlatmayacağım. Neden? Çünkü ben kitabın siparişini verdikten sonra kitapla alakalı bir araştırma yapayım dedim. Neden önceden yapmadıysam artık. Ve o sırada bu seninle başlamadı kitabının aslında o kadar da iyi bir kitap olmadığını, onun yerine Psikosoy Bilim denilen bir başka kitabın çok daha iyi bir içerik sağlayacağını falan söyleyenler olmuş. Sonra dedim ki keşke bilseydim onu da alırdım. Ondan sonra dışarı çıktım. Dışarıda da tesadüfen kitabı buldum. Dedim bari alayım. Zaten bunun siparişini internetten vermiştim. Bu gelene kadar ben bu kitabı okudum. Ve açıkçası internette biraz hani bu kitabı dışlayarak o kadar da güzel kitap değil aslında öğrenmeniz gereken her şey burada falan şeklinde konuşan insanlar olduğu için önceliği bu kitaba verdim. İki kitabı da kıyaslayacağım. Bu hafta içerisinde iki tane video göreceksiniz. İkisi de %99 aynı konu. Cinler, periler geldi gene. Ve bu kitaplarda nelerden bahsediliyor onlardan konuşacağız. Neden insanlar işte bir kitabın diğerinden daha iyi olduğunu falan savunmuş. Birazcık ona bakacağız. Bir tanesi Fransızcadan çeviri, öbürü İngilizceden çeviri. Ondan da bahsedeceğim zaten. Öbür videoda. Onu öbür videoya gideceğim. Burada çekeceğim ama öbür videoda bahsedeceğim. Gelin başlayalım. Psikosoy Bilim. En Angelin Schützenberger. Angelin diyeceğim kendisine kolay olsun diye. 2012 senesinde çıkmış. Yayınlanmış kitap. 2014 senesinde de Türkiye İş Bankası tarafından basılmış. Güzel bir kitap, güzel bir baskısı var. Her ne kadar tercümanı hakkında farklı düşüncelere sahip olsam da onları şimdi anlatmayacağım. Kitaptan bahsedelim biraz. Bunlar ne anlatıyorlar? Bu insanların söylemek istedikleri şeyler şöyle başlıyor her şey. Klinik psikolojiden yola çıkılarak oluşturulan bu bilim, kuşaklar aşırı bağlantıları da içine alacak şekilde genişletilmiş psikanalize ve sosyopsikolojik genososyogram tekniğine yani önemli yaşamsal olaylar ve bağlantılarla zenginleştirilmiş şecere bilgisine dayanır. İnsanların şeceresini çıkararak psikolojik sıkıntılarına ulaşılabileceğini savunuyorlar. 1980'li yıllarından itibaren böyle bir araştırma var ama esas araştırmalar gördüğüm kadarıyla ta Freud'a kadar dayanıyor. Söyledikleri şey bunlar. Angelin bol bol en başta sitem ediyor arkadaşlar. Şöyle şeyler söylüyor. Medya tarafından da körüklenen psikosoy bilim modası saman alevi gibi yayılmaya başladı ve herkes onu kendine mal etti. Öyle ki bugün akademik veya klinik herhangi bir ciddi eğitime sahip olmaya gerek görmeksizin önüne gelen bu tekniği kullanmayı kendine hak görüyor. Bu cümleyi okuduktan sonra acaba bu yazardan mı bahsediyor diye şöyle bir düşündüm. Her ne kadar iki kitapta da bol bol referans verilse de bol bol bilimsel konulardan konuşulsa da çok ilginç bir biçimde ikisi de aynı konu hakkında konuşmasına rağmen bir kere bile kendilerine referans vermemişler. Birbirlerine referans vermemişler. Yani bu da ilginç geldi bana. O da bir çaba gerektirir çünkü. Angelin diyor ki ben bu kelimeyi buldum. Bu konu hakkında çalışmalar yaptım ama dillerim lal olaydı da ağzımı açıp da bir kelime etmeyeydim. Herkes bunun ekmeğini yiyor ama çok yanlış bir biçimde yönlendiriyorlar ve insanlardan fayda sağlıyorlar. Kendisine psikoterapist diyen ve aslında öyle bir yasal varlığı olmamasına rağmen, öyle bir terimin yasal varlığı olmamasına rağmen insanların bunu suistimal ederek insanların acılarına odaklanmasını oldukça eleştiriyor. Bol bol da Angelin bu konu hakkında konuşmuş. 80'lerden beri devam eden bir araştırma yani psikosoy bilim. Bireyin soy zincirine bağlı olmasıyla alakalı çok fazla şey söylemiş zaten. Her birey belli bir soy zincirine kayıtlıdır ve soy zinciri demek aynı zamanda ortak atalar, miras ve iletme demektir. Gözlerimizin rengini, simamızı, saçlarımızın ve derimizin niteliğini, hastalığa ya da sağlığa yakın bir bedeni, bazen müzikal veya sanatsal yeteneklerimizi ama bazen de kaygılarımızı tanıdığımız veya tanımadığımız atalarımızdan miras alırız. Bu mesele son zamanlarda çok fazla konuşuluyor. Yani nasıl gözünün rengini işte ne bileyim anandan babandan alıyorsan psikolojik konulardaki sıkıntılarına olan meylini de onlardan alabilirsin. Hani genetik olan hastalıklar var. Sadece hastalık olmasına da gerek yok. Bazı sıkıntılar genetik olarak geçiyor diyorlar ve bu konuda çok fazla çalışma var dediğine göre ve hani çok eskilere dayan, kültüre dayanan da bazı örnekler vermiş. Sadece hani bilimsel çalışmalarda değil de kültüre işleyen işte babasının cezasını çocuk çeker mevzularından falan
falan da bahsediyor. Ve travmaların çeşitli hareket sürçmeleri yoluyla kuşaktan kuşağa iletimi diye bir kısım var. Burada şöyle bir ilginç çalışma var. Amerikalı ve Avrupalı çeşitli araştırmacıların yaptığı klinik gözlem ve araştırmaların son sonuçları, referans var burada, ister kişisel ister ailevi geçmiş travma imgelerinin örneğin kabuslar aracılığıyla veya belli ve anlamlı günlerde tekrar eden kazalar yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılabildiğini gösterdi. Yani gördüğünüz bazı kabuslar bile size ait olmayabilir veya belli başlı şeylerin yıl dönümlerinde sizin de başınıza bir şey gelme riski oldukça yüksek diyor. Bazı olayların yıl dönümleri insanlar dönemdir ve o yüzden de bunların kaydını tutmak gerekir diyor genellikle. Ve bunun bir aile hafızası olduğunu, sadece yani senin nasıl bir bilincin var, senin nasıl bir hafızan var, aynı şekilde ailenin de bir bilinci, ailenin de bir hafızası ve ailenin de bir bilinçaltı var diye anlatıyor. Ve 14. kuşağa kadar gidebilir diyor. Bu kitapta 3 kuşaktan bahsediyor. Bunda 14. kuşağa kadar gider diyor. Daha ileriye gitmiş. Ama tabii ki de 14 kuşak geriye gitmek de biraz zor yani açıkçası. Bilmiyorum. Ben şeye bakmak istedim. Soy ağacına bakmak istedim. Şu E-Devlet'te bir soy ağacı çıkarabiliyorduk ya. Hani özellikle de doğum tarihlerine, ölüm tarihlerine bakmak istedim ama bu E-Devlet'teki soy ağacında bazı şeyleri toplu girmişler zamanında. Ve hani 1 Temmuz işte tarihi unuttum. O hep o zaman girilmiş bütün tarihler ve hiç kimsenin doğum tarihi, ölüm tarihi falan yazmıyor. Her ne kadar isimlerini veya nereden geldiklerini, nereye, kütüklerinin nerede olduğunu falan görsen de farklı bir bilgi alamıyorsun. Benim dedemin zamanında böyle bir kendi çabasıyla bir araştırması olmuş ama muhtemelen o da depremden sonra... Burada Josephine Hilgard'dan çok fazla bahsediyor. Josephine Hilgard kendisiyle çok paralel işler yaptığı için onun adı çok fazla geçiyor. Hilgard'ın adını ben başka yerlerden biliyordum ama söylemeyeceğim nereden bildiğimi. Gerek yok. Gereksiz bir detay bilmenize gerek yok. Ama böyle hani onun tanıdık bir isim görünce "Aa, ben bu ismi biliyorum" falan diye bir mutlu olmuşluğum var. Kuşaklar aşırı ve kuşaklar arası diye bir ayrım var. Kadının anlattığı. Kuşaklar arası anlatılan mevzular ve bu insanlarda sıkıntı yaratabilir diyor. Kuşaklar aşırı iletişimle çözülmeden direkt olarak farklı kuşaklara aktarılan bilgiler, bilinçaltıyla aktarılan bilgiler diyor. Yani aslında söylemek istedikleri şey şu. Diyelim ki sadece sallıyorum, örnek veriyorum. Senin dedenin babasının fındığa alerjisi var ve fındık yemiyor. Fındıktan rahatsız oluyor. Ama bu hani önemsiz bir şey görüldüğü için çok fazla da konuşulmuyor diyelim. Daha sonra işte diyelim ki o vefat ediyor. Ama evde mesela fındıklı bir şeyler pişmiyor. Çünkü hani evde birisinin ona alerjisi vardı. Fındık o kadar da sevilmiyor veya tüketilmemeye başlanıyor. Daha sonra işte sen oluyorsun veya senin çocuğun oluyor diyelim. Fındık alerjisi olmasa da hani böyle bir fındığa karşı bir yok ya ben yemem. Ben sevmiyorum fındık, hiç sevmem. İşte iğrenirim fındıktan falan şeklinde bir tavır geliştiriyorsan bu kuşaklar aşırı iletilmiş bir öfke olabilir diyor yani. Tabii daha detaylı ve daha bilimsel bir biçimde anlatmış. Benim söylediğim gibi basit bir şekilde anlatmamış. Hepsine tek tek geleceğim o yüzden. Sindirilmeyen olaylar travma yaratır diyor ailelerde. Hiç kimseye anlatmayalım, aman kimse bilmesin şeklinde saklanan bütün sırlar çoluğundan çocuğundan çıkıyor diyor. Amiyane tabiriyle anlatıyorum. Şimdi hani böyle düşününce o zaman ailemiz gibi yapmazsak bu tür bağlardan kurtulur muyuz? Ailemizin bu tavırlarını bilirsek ve onlar gibi yapmazsak bundan kurtulur muyuz diye soranlar olmuş. Yazar şöyle bir şey söylüyor. Tersini yapmak ebeveynlerden özgürleşmek değil, onlara karşıtlık üzerinden bağlı olmaktır. Hani ona rağmen veya ona inat olsun diye bir şey yapıyorsan o bağ yine bir şekilde devam ediyor demek. O yüzden hani bu da bu aile sadakati diye bir şeyden çok fazla bahsediyor. Onun çok kuvvetli olduğunu gösteriyor. Yani sen babana inat bir hayat yaşıyorsan yine babanı merkeze koyuyorsun, aileni merkeze koyuyorsun demek oluyor. Ve hani bu aile sadakati, aile bilinci iki kitapta da çok fazla konuşulmuş. Şimdi bunun hepsini okumadığım için bahsetmeyeceğim ama ana tema bu. Aile bilinci, aile bilinçaltı, aile hafızası, aile sadakati. Bundan çok fazla bahsediyor. Bu tersini yapmak mevzusu benim şu şekilde dikkatimi çekti. Ailesine inat, ailesinin yaptığı gibi yapmayacağını düşünüp tam olarak ailesi gibi yaşayan insanları gördüğüm için dikkatimi çekti. Yani bunun bir adı varmış. Anlatabiliyor muyum? Mesela ailesi diyelim ki çok fazla böyle okumaya meraklı olmayan insanlar, işte hemen evlensin çoluğu çocuğu olsun diye çocuklarını yetiştiren insanlar, öyle bir aile var diyelim. İşte 20 yaşına geldi mi evlenmek zorunda, evlenecek işte hemen kız bakalım, köyden kız bakalım falan. İşte bu çocuk ne yapıyor? Hayır, ben okuyacağım, ben kendi hayatımı kuracağım, sevdiğim insanla evleneceğim. Bu şekilde düşünüp de okuldan mezun olur olmaz hemen
Birisiyle evlenen, sevdiği kişiyle evlenen insanlar aklıma geldi. Hani bu muhafazakarlıktan kopup işte ben sizin gibi değilim, ben sizin gibi bir hayat yaşamayacağım, ben sevdiğim insanla birlikte olacağım deyip yine ailelerinin işine gelecek şekilde çok erken yaşta evlenen insanlar, çok fazla gördüğüm için bunlardan. Bir tane aklıma onlar geldi. Bilmiyorum. Demek ki kopamıyorlar. Demek ki öyle kolay değil. Freud 1909 yılında bireysel bilinçaltı alanını, Jung 1953 yılında kolektif bilinçaltı alanını, Moreno ise ortak bilinç ve ailevi ve grupsal ortak bilinçaltı alanını açtı demiş. Böyle giderek değişen ve artan bir bilinç mevzularından bahsetmiş. Hilgard'la ikisi yıl dönümü sendromundan bahsediyor. Birazdan bahsedeceğim. Her yıl dönümünde bir olay yaşayan insanlardan sıklıkla bahsediyor. Bunun çok fazla araştırmalarını yapmışlar. 5 kıtada çok farklı insanlarla bu araştırmaları tekrarlamışlar. Diyor ki aslında her tekrarlanan şeyin bir anlamı yoktur. Ama bazı şeyler de hani su götürmez bir biçimde birbirinin tekrarı. Bunu da görmek gerek. Yıl dönümü sendromu aynı tarihte veya aynı yaşta ya da aynı özel periyoda gerçekleşen mutlu veya mutsuz hatta dramatik belirgin olayların tekrarlanmasını işaret eder. Kitapta bahsi geçen bir başka mevzu da hani her şey illa kötü olmak zorunda değil. Bazı iyi şeyler de aktarılabilir. Yani hep kötüyü aktarmıyorsun. İyi olan şeyi de hatırlamak amacıyla aktarabiliyorsun diyor. Ama özellikle de yas tutulmadığı zaman veya işte yarıda kesilmiş veya değil mi, kötü şeyler yaşanmış durumların tekrar ettiğini görmüşler. Onu da kesin. Mutlu olaylara geri döneyim ama. Diyor ki, sevilen bir ebeveyni onurlandırmak, kutlamak, hatırlamak istermişçesine yeni doğan bir bebeğin büyük babanın ölüm yıl dönümünde veya büyük annenin doğum gününde dünyaya gelmesi. Ve böylece olumlu bağları ve sevgiyi hatırlatması gibi. Özellikle de bazı aileler işte çocuk hep aynı tarihte doğuruyor. Aynı günde olsun, aynı günde olsun. Hatta böyle tam doğum tarihi gelmemesine rağmen o devam etsin diye vücut artık nasıl bir harekete girişiyorsa hani illa o zaman doğsun falan şeklinde uğraşan insanlar var. Tabii yani kasıtlı olarak olmasa da bilinçaltı vücudu ona göre hazırlıyormuş. Söylediği şey o. Bir de şöyle bir şey var, onu da ekleyeyim hemen. Arada kaynamasın o. Hani tesadüfen hissedilen bazı şeyler de aslında bu aile bilincine aittir diyor. Hani böyle görünmez sadakat denilen bir şey var onlara göre ve bu sebeple de hissedebiliyorsunuz. Mesela şeyden bahsetmişler. Ya aklına bir aile üyesi gelir. Ya o da ne yapıyor acaba dersin. Sonra çat diye telefonla arar. O tür şeyleri bu aile bilinçaltına atfetmiş. Çekim yasasından daha mantıklı. Bilmiyorum. Çok fazla farklı farklı çalışmaya örnek vermiş. Çok fazla referans var kitaplarda. Yani oldukça uzun bir kısım böyle sürekli olarak kim nasıl çalışmalar yapmış, neler söylenmiş, özellikle hangi bölgelerde çalışmalar yapılmış bunlar anlatılıyor. Ben bir tek bu çalışmalarla alakalı olarak Kurt Levin'in bir çalışması geçmiş. Onu çok ilginç bulduğum için onu eklemek istedim. Diyor ki 1943'te savaş sırasında Amerikalı ev kadınları etin iyi parçalarını yani özellikle biftek kısımlarını tercih ederler. Fakat hükümetin bu tercih edilen parçaları ve bütün ete ordusunu beslemek için ihtiyacı vardır. Dolayısıyla nüfusun beslenme alışkanlıklarını değiştirmenin bir yolunu bulmak gerekir. Araştırma psikososyolog Kurt Levin ve ekibine önerilir. Kurt Levin insanların büyük bölümünün önlerine ne konuyorsa onu yendiğini, buna yemekhane sorumluları, ev hanımları ve ailedeki annelerin önceden karar verdiğini gösterdi. Tabii 40'larda yapıldığı için araştırma. Birisi hemen gidip evi anlatsın. Ev hanımlarının davranışları nasıl değiştirilebilirdi? Kurt Levin birçok yaklaşımı denedi ve bunları deneysel araştırmaların yapıldığı mahallelerdeki kasap satışlarının ayrıntılı incelemelerinden meydana gelen alan araştırması sonuçlarıyla kontrol etti. Yani adam sürekli olarak kasap kasap gezip kimlerin ne kadar nasıl et aldığını falan araştırmış. Sakatatların yararları üzerine ünlü konferansçıların konuştuğu konferanslar düzenlendi. Burada diyet fişleri, yemek tarifleri dağıtıldı ve yapılabilecek ekonomik tasarruf gösterildi. Yani yokluk dönemindeyiz, savaş var, sıkıntı var, et için herkese yetmeyebilir gibi bir imaj oluşturularak böyle bir algı yönetimi yapmışlar. Bölge kasaplarındaki satış sonuçlarında önemli bir değişim olmadı diyor. Yani ne yapmışlarsa yine de bu sonuca ulaşamamışlar. İnsanlar yine istediklerini yemeye, istediklerini tüketmeye devam etmişler. İkinci sefer konferanslar farklı bir şekilde organize edildi. Konferans sonundaki 10 dakikalık tartışma süresi giderek artırıldı ve son halinde çeyrek saatlik bir giriş konuşmasının sonunda 40 dakikalık tartışmalar yapıldı. Yani konferansa şeyleri çağırıyorlar.
ev hanımlarını veya işte yemek yapan, yemek yapmakla sorumlu olan yemekhane sorumlularını falan çağırıyorlar ve bu kişiler kendi aralarında konuşuyorlar. Yani aslında kendileri bir şey söylemiyor konferansçılar olarak. Kendi hallerine bırakıyorlar insanları. Sonuçlar, konferansçı ne kadar yetenekli olursa olsun konuşmanın hiçbir işe yaramadığını, çünkü ev hanımı bu kadınların sadece kendi karar verdiklerine ikna olduklarını gösterdi ve dahası denemeye birlikte karar verenlerin bir birlik var. Bölge kasaplarında gerçekleştirilen araştırmaların doğruladığı gibi yalnızca %30'u eyleme geçti ve gerçekten de düşük fiyatlı parçalar satın aldı. Yine de büyük gelişme olarak görmüşler bunu. Yani sadece kendilerini dinliyorlar. Senden olmayanı dinlemiyorlar ve böyle bir bilinç var. Toplumsal bilinç bu şekilde oluşmuş onlarda. Kurt Levin'in çok fazla farklı çalışmalarından da bahsediyor tabii. Farklı farklı olaylara da dahil olmuş. Bunu eklemek istedim çünkü hani sen ne yaparsan yap, yani biz kime tutunuyoruz, kimle bağ kuruyoruz, bunun çok önemli olduğuna karar getirmek için önemli bir kısımdı diye düşünüyorum. Sonra gene sosyogram nasıl çıkarılır diye bir kısım var. Aile tarihinin açık ve tam bir bütün olarak temsil edilmiş halde görmek, geçmişi ve şimdiyi nihayet bir araya toplayıp tek bir bakışla kavranabilir duruma getirir diyor. Yani bir soy ağacı çıkararak birçok şeyi görebilirsin diyor. Ama bu soy ağacı hani öyle şu tarihte doğdu, şu tarihte öldüden çok daha farklı bir biçimde oluşturulabilir diyor. Ve bunun nasıl oluşturulabileceğini veya işte danışanların bunu nasıl değerlendirebileceğini anlatıyor oldukça uzun bir kısımda. İlgimi çeken şey bu tedavi sırasında hani bu soy ağacı çıkaralım, kim ne yapmış bakalım, sonra işte sana bakarız gibi bir tedavi sonucunda rüyaların öneminden bahsediyor. Rüyalardan da yararlanırız. Bu nedenle 2 veya 3 gün ard arda süren seansları tercih ederim. Böylece gece görülen rüyalar hakkında ertesi sabah konuşulabilir ve analiz edilebilir. Çünkü bu seanslar sırasında, bu ailenin geçmişiyle alakalı konuşulan seanslar sırasında insanlar bilinçaltına atılan, bu ailenin bilinçaltına atılan şeyleri de rüyalarında görebiliyorlarmış. Çok ilginç bir şey ve bunun baya baya bilimsel kanıtları falan var. İnanılmaz bir şey değil mi ya? Ailesindeki bağları daha farklı görebilmek için, ailesindeki sadece negatifliği değil de daha iyi şeyleri görebilmek için neler yapılabileceğine dair de bazı araştırmalar yapmış. Ama bütün bunları tek tek okumanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Yani şöyle demiş de böyle yapmış da demek pek olmuyor bu kitapta. Onu anladım ben. Ana rahmine düşme mevzusu hem bu kitapta hem öbür kitapta çok ama çok fazla anlatılmış. Öbür kitapta DNA'lar üzerinden çok fazla anlatılmış. Burada zamanlama ve annenin hissiyatı ile alakalı çok fazla şey anlatılmış. Ana rahmine düşme anı o sırada ebeveynlerin durumda olduğu aile hayatını anlamak için önemlidir. Çocuğun istenip istenmemesi, aşk çocuğu olması veya şiddet altında anne karnına düşmesi, ara düzeltmek için yapılması, başka bir şeyin yerini alması, bir dizi kız çocuğundan sonra çok beklenen erkek çocuğu olma, ayrıca ebeveynleri evlenmek zorunda bırakan bir kaza gibi de değerlendirilebilir çocuk. Yani bir çocuk hiçbir zaman öyle doğdu, bu da doğdu falan olmuyor. Hep bir anlamı olabiliyor diyor. Ve burada bir tane şema var. Görülebiliyor mu? Burada Jules diye bir adamın hikayesini anlatıyor. Çok ilginç bir hikaye. Yani çok geçmişe de gitmemiş üstelik. Jules'un dedesi, babasının babası Joseph 39 yaşında deve çiftesi darbesi dolayısıyla bir taşlara bir darbe almış ve ölmüş. Ve o zaman evli olduğu kadın Anne-Marie çok güçlü kadın olarak tarif edilmiş Jules tarafından. İşte çok güçlü kadınmış, işte bütün zorluklara göğüs germiş falan diye. O da normal bir ölüm yaşamış. İşte ileri yaşta normal bir ölüm yaşamış. Diğer dedesi, annesinin babası yani. O da 39 yaşında gaza maruz kalarak ölüyor. Ve hep zaten kitapta bol bol Yahudilerden bahsediyor. Onun da karısı güçlü kadın olarak anlatılmış. O da ileri yaşta bir ölüm yaşamış. Sonra annesi de güçlü kadın olarak tarif ediliyor ve babası da işte 9 yaşında yetim kalıp 70 yaşına kadar yaşıyor. Jules 39 yaşına geldiği zaman iki farklı hastalık yaşıyor. Bir tanesi taş kanseri, bir diğeri de akciğerlerini saran bir iltihaplanma gibi bir şey. Yani direkt olarak dedelerinin yaşadığı hastalıklar tam olarak 39 yaşına geldiği zaman başına geliyor Jules'un. Ve Jules'un karısının ismi, güçlü kadın olarak karısını tarif ediyor, Anne-Marie yani babaannesinin ismi. Bunların tesadüfi olmadığını düşünmüş doktor. Çünkü bunun tesadüfi olmayacağını gösteren çok fazla çalışma var. Bu sadece bir tanesi. Başka bir hikaye var, onu da anlatayım. Catherine diye bir kadından bahsediyor. Gururla şöyle söylüyor. Benim ailemde kadınlar ayakta ölür. Büyük büyük annesi çiftçi bir köylü kadınıydı ve kadınların ne okumayı ne yazmayı bildiği, sadece sayabildiği bir ailede ıstırap ve zahmet dolu bir hayat oldu. Catherine'in büyük annesi daha 11 yaşındayken saman
yüklü arabadan düşerek sol ayağını kırdığında ayağı kaldırılıyor ve geçecek deniyor. Hiç ihtimam göstermeden minimum tedavi güç bela yapılarak. Bahsi geçen büyük anne kötü bakılan bacağı nedeniyle ömrü boyunca topal gezdi. Catherine'in amcası annesiyle aynı tarafta kuvvetli kalça kemiği iltihabı olan bir kadınla evlendi. Aslında bu babaanne küçük yaşta bir sıkıntı geçiriyor ve annesi geçer geçer diyor, hiçbir şey yaptırmıyor. Ve babaannenin oğlu da gidip yine kendisi gibi bir hastalığa sahip olan bir kadınla evleniyor. Catherine 11. yaş döneminde sol bacağını kırıyor. Yine aynı şekilde 11 yaşında. Kırık kaval kemiği oldukça ciddi bir sıkıntı yaşamış, kötü kaynamış. Ve bu yetmezmiş gibi 2 ay süren hareketsizlikten sonra alçısı çıkarıldığında tekrar ayaklarının üstüne bastırılır ve alıştırmak için uğraşmadan geçecek denir. Çarpık bacakları ve ördek yürüyüşü ile bu olayın izini ömrü boyunca taşır. Daha sonraki yıllarda bu sefer kendi oğlu 11 yaşına bir hafta kala sol kaval kemiğini kırar. Ama bu sefer daha fazla ihtimam gösterecektir. Şimdi kadın hem kendi başına geleni hem işte babaannesinin başına geleni ve etrafında olan biteni gördüğü için hani ben bu kadar basite indirgemeyeceğim. Hani bu işi ciddiye alacağım diyor. Yine de Catherine'in ailesinde doktora gidilmez gibi bir ifade var. Doktora gerek yok, biz kendimiz başımızın çaresine bakarız. Bunu yıkmak çok zaman almış. İşte onu da kendi oğluna yaşatmamak için bir çaba göstermiş. Ancak o zaman kendisi aymış bazı durumlara. Kendi başına 2 kere geldikten sonra yani. Burada şeyden bahsediyor. Zeki çocuğun ikircimli başarısızlığı. Zeki ve çalışkan kişilerin okul başarısızlıkları, unutkanlıkları veya hareket sürçmeleri üzerine çalışan birisinden bahsediyor. Sınav zamanı gelip çattığında bu sınava giren kişiler çalması için saatlerini kurmuyor ve dolayısıyla kapıların kapanmasından sonra sınav yerine geliyorlardı. Üstelik kimlik belgeleri ve diğer zorunlu belgeler olmadan ya konuyu gayet iyi bilmelerine rağmen bir şuur kaybı yaşayarak boş kağıt veriyorlar. Ya da işte hani sınava girmeyerek bir sıkıntı yaratıyorlarmış. Şimdi bu yapılan araştırmaya göre kendisinden çok büyük başarılar beklenen çocuklar işte sınav günü yaşadıkları şuur kaybı, işte boş kağıt verdi, aman kaydırdı, aman işte sınava geç girdi, kapıdan giremedi, kimlik belgesini unuttu, bilmem nesini unuttu. Hep çok görürüz ya böyle şeyleri. Yani bunların da aslında bir sebebi olduğunu bulmuş bu araştırmayı yapan kişi. Annesi, babası veya iki bebeğini birden çok istemelerini ve bunun için hazırlanmış olmalarına rağmen diploma sahibi olamayan kişilerde özellikle gerçekleşiyormuş. Yani annesi babası okumak istemiş ama maddi durumlardan dolayı okuyamamış. Kendi çocuklarını okutmak istemişler. Özellikle onlarda patlıyormuş bu durum. Sanki bu kişiler ebeveynlerinin dışa vurduğu sosyal ve kültürel yükselme arzusu ile başarılı olup ortam değiştirmeleri durumunda aileden kopup dışlanmanın itiraf edilmemiş korkusu arasında kalmış gibiydiler. Yani ailesinden daha fazlasını başarırsa ailesini geride bırakacağını ve bu aile sadakati dedik en başta, hani böyle bir ailenin birbirine tutunması gerektiğini düşünerek, buna karşı geleceğini düşünerek kendilerini sabote ediyorlarmış. Benim aklıma hep şey geliyor. Bu hani çok başarılı anne babalara sahip insanlar hep annelerinin babalarının başarısının altında kalan bir yere varıyorlar ya. Ya da öyle bir düşünce var. Hani özellikle de böyle şeye baktığınız zaman. Ünlülerin çocuklarına falan baktığınız zaman işte dersin ki annesi şöyle babası böyle ama çocuk hiçbir şey olmamış. İşte benim aklıma direkt onlar geldi. Belki de anne babalarının başarılarını aşmak istemedikleri için kendilerini sabote ediyorlardır. Yani bu da işte aile bağları ile alakalı diyor. Özellikle de annesine babasına düşkünse ve o kişinin çok büyük başarıları varsa hani ben onu geçmeyeyim, ben ondan daha fazlasını yapmayayım gibi bir bilinçaltı oluşmuş olabilir diyor. İsim seçiminden bahsetmiş. İsim seçimine bayağı bir yer vermiş hatta. Hani bir insanın ismi öyle hacoşuna seçilmez diyor açıkçası. Daha doğrusu şöyle söylemiş. Düzgün bir biçimde kurayım cümleyi. İsim seçimi gelişi güzel değildir. Ancak ve ancak bağlamdan anlaşılır. Hatta şifreleri çözülür ve ekonomik, kültürel, sosyoekonomik, dinsel, etnik ve politik aidiyeti işaret eder. Yani senin ismin senin nasıl bir aileden geldiğini gösterir. Nasıl bir inancın olduğunu gösterir. Böyle bir temeli var diyor. Ya aslında kitapta sevdiğim şey şu. Hani sadece tabii ki de genlerden gelmiyor. Sadece ailendeki bir durum sana DNA'na işlenmiş bir biçimde geçmiş demiyor. Her ne kadar bunu gösteren çalışmalar da olsa da hani sosyal olarak yaşadıkları şeyler de ailenin yaşadığı şeyler de sana geçiyor diyor. Burada bir tane Van Gogh örneği vermiş. O çok hoşuma gitti. Onu anlatmak istedim. Van Gogh'un New York Metropolitan Müzesi'nde bulunan az bilinen bir tablosunda köy evinde yürümeyi öğrenmeye çabalayan bir çocuk görülür. Anne öne doğru
eğilmiş çocuğu kollarından tutarak ona destek olmaktadır. Çömelip ona doğru kollarını uzatmış babasına doğru gitmesine yardımcı olur. Ebeveynler çocuğun boyuna inerler ve anne çocuğu hafifçe babasına doğru iterek aralarında bağ yaratır. Çocuğun bu can alıcı gelişim anında iki ebeveynin de hazır bulunması önemlidir. Bu temel güvenlik hissi ve ebeveynle kurulan gerçek ilişkiler muhtemelen zavallı Vincent'ın çocukluğunda eksikliğini yaşadığı şeylerdi. Zaten Vincent Van Gogh'un işte annesinin kendisini hiç sevmediği, ona iyi bir annelik yapmadığı falan çok anlatılır ya. Bunlar olmadığı için bir aile sırrı nedeniyle hiç farkında olmadan ıstırap çekti. Adını taşıdığı ölmüş erkek kardeşinin yerine geçmiş çocuktu o aslında. Onunla aynı gün doğmuş olması bir yana, bu durumu kendi ismini mezarlıkta görmesiyle tesadüfen keşfetmişti. Yani kendisine de anlatmıyorlar. Senden önce böyle bir çocuk vardı ve öldü falan demiyorlar. Kendisinden bir yıl farklı olan doğum tarihi sayesinde mezarın ona ait olmadığını anlayana kadar muazzam bir şok yaşamıştı. Van Gogh hiçbir zaman hak ettiği yeri bulamadı. Hayattayken tek bir tablosu bile satılmadı. Depresyondan hiç çıkamadı ve intihar ederek öldü. Yani tesadüf olamaz diyor yazar. Hakikaten öyle yani, adamın bok gibi hayatı olmuş. Neden acaba? Acaba neden? Allah Allah. Bir de şeyden çok bahsetmiş. Çakışma ve tesadüf farkı. Yani her benzerlik de aile travmasıydı da o yüzden böyle olmuyormuş yani. Ondan da çok fazla bahsediyor. Yani buna sığınıp da işte ya zaten bizim ailede de böyle bir şey olmuş zamanda, kesin bunun etkisi falan diye kolaya kaçmaya çalışan insanlar olabilir. Bunlara karşı dikkatli olmak lazım diyor biraz. Yani her şeyde çakışma değildir. Her şeyde işte kendini tekrarlayan bir durum değildir. Bazen tesadüflere de inanmak lazım diyor. Aradaki farkı görmek istiyorsan da daha kapsamlı bir çalışma yapıp işte tedavi olman gerekebilir diyor. Bundan sonra da aile hafızasına ulaşım olmadığında diye bir kısım var. Yani mesela tüp bebek, yani aslında tüp bebek dediği burada herhalde sperm bankasından alınan örneklerle yapılan bebeklerden bahsediyor. Vericilerini tanımaz. Kimden geldiğini bilmez. Ailesini bilmez. Geçmişine dönmek imkansızdır. Veya savaş dolayısıyla ailesini kaybeden, herhangi büyük bir afet dolayısıyla ailesini kaybeden ve hani evlatlık verilen çocuklar bilemezler. Daha çok şeyden bahsetmiş işte, hani bir şekilde yaşadığı ortamlardan uzaklaştırılmak zorunda kalan insanlardan bahsetmiş. İşte bu mültecilerden bahsetmiş. Bu insanların tabii ki de hani ailesindeki geçmişi bilmeden yaşadığı bazı şeyler olabilir ve bu aslında tehlikeli bir durum diyor. Ama burada şöyle bir şey de söylemiş. Peki bu durumda ne yapmalı? Yani bilmiyorsun. Baban kim bilmiyorsun. Annen kim bilmiyorsun. Ya da işte ne bileyim deden kim bilmiyorsun. Ulaşamıyorsun da. En basiti olguları, tipolojiyi, ten rengini ve saç göz tipini yazıya geçirmektir. Sonra bunlar üzerinden etnik, kültürel ve bölgesel bir varsayım öne sürülür. Bir de şimdi şey yapıyorlar ya, bu DNA testleriyle yüzde kaç nerelisin falan gibi şeyler de çıkarabiliyorlar. Bunlardan da bir sonuca ulaşılabilir. Çünkü onlar da şeyleri buluyorlar. Kan bağın olan başka insanlar da eğer test yaptırmışsa hani onlar seni onlarla tanıştırabiliyorlar. Aa bu arada senin böyle bir akraban var. İşte mesela ne bileyim Norveç'te yaşayan bir akraban var falan. Öyle şeylerde daha artık mümkün olduğu için bu tür bağlar kurulabilir diyor. Sonrasında bu bizim önceden yaptığımız hani o kumada ailelerin çocuklarına kötü davranmasıyla ilgili bir kısma da yer vermiş. Beyaz pedagoji ve siyah pedagoji diye ikiye ayrılan bir durumdan bahsediyor. Onu da eklemek istedim. Aslında çok fazla belki olayla alakası olmayabilir. Yani direkt olarak baktığında, ama yine de eklemek istedim. Beyaz pedagoji cesaretlendirmelerle çalışırken siyah pedagoji bunu cezalandırmalarla yapar. Çocuğun iradesini kırmaya yönelik eğitim anlayışı siyah psikoloji. Siyah pedagoji, özür dilerim. Öyle bir şeyden bahsediyor. Çocuğun iradesinin doğası gereği kötücül olduğunu ve yetişkinlere, ebeveynlerine veya öğretmenlerine boyun eğmeyi öğrenmesi gerektiğini varsayarlar. Çocuğun dövülerek cezalandırılması, yaptığı şeyler veya olduğu kişi nedeniyle utandırılarak aşağılanması üzerine kurulu eğitim biçimi 21. yüzyılda ortadan kaybolmuş değildir. Aşağılanan ve hayvan muamelesi yapılan, kötü, zalimce davranılan çocuklar genellikle duygusal yaşamında, mesleki yaşamında ve sınavlarında başarısızlığa uğrar. Daha sonra sıra kendilerine geldiğinde ailesinde veya meslek hayatında kendisine bağımlı olanları aşağılaması ve kötü muamele etmesi sıklıkla görülür. Yani bu tür olaylara odaklanmanın esas sebebi bunu sen çocuklarına ve torunlarına geçirebilirsin. O yüzden buna dikkat etmek gerek diyor. Bir siyah pedagojinin bilinci çıkmamış ilkeleri diye bir şeyden bahsetmiş. Yetişkinler bağımlı olmaktan kurtulamamış çocuğun efendisidirler. Yetişkinler Olimpos tanrıları gibi iyiyi ve kötüyü ayırt edenlerdir. Öfkeleri kendi çatışmalarının ürünüdür ve bundan çocuğu sorumlu tutarlar.
Ebeveynler her zaman kayırılmaya ve ebeveyn olmaya ihtiyaç duyarlar. Bu kutsal olmaktır. Çocuğun efendisine karşı duyduğu keskin duygular bir tehlike barındırır. Yetişkine ihanet etmemesi için çocuğun iradesinin mümkün olduğunca erken ve daha o fark etmeden yok edilmesi gerekir. Peki. Kul. Sonuç kısmında da aile sorunlarını üstlenmek ve kendi yolunu çizmek diye bir başlık var. Psikosoy bilim ve özellikleri onun tarihsel ve klinik boyutu kişinin kendisinin ve ailesinin tarihini sahiplenmesini bir şecereye, bir hikayeye daha iyi yerleşmeyi ve atalarımızı miras bıraktığı çalışma sahasını düzene koymayı sağlar. Psikosoy bilim olanaklar açar. Bize uygun gelen iyi huyları tutmak, neşe verici, gururlanması, hoş ve huzur verici olabilecek her şeyi gün yüzüne çıkarmak, geçmişteki hataların, ıstırapların, yaraların ve kabahatlerin yükünü boşaltmak, ailemizde kötü şeylerin, utançların ve söylenmeyenlerin, çözülmemiş dramların olabileceğini, kabullenilmesi imkansız kayıpların olabileceğini kabul etmek ve nihayet kendi yolunu çizmek. Yani ne yaptığımızı, nereden geldiğimizi bilelim. Bununla barışalım ve yolumuza devam edelim. Aslında bütün amaç o. Anlatılan o. Ardında bir ekler kısmı var. Oldukça uzun bir ekler kısmı ve sonrasında da referans kısmı da zaten çok uzun. Burada stres değerlendirme rehberi var. Benim çok hoşuma gitti. Bu zaten hani çok bilindik bir şeymiş. Galiba 67'de yapılmış bu ilk araştırma. Holmes ve Rahe'nin araştırması. Değişime ayak uydurmaya bağlı stres diye bir tablo var ve sürekli stres diye ayrı bir tablo var. İkisinde böyle puan vermişler bazı olaylara. Mesela değişime ayak uydurmaya bağlı stres, işte yaşanan ani bir olaya karşı verdiğin stres, eş ölümü, boşanma, eşlerin ayrılması veya kopması gibi şeyler. İşte 100 puandan geriye saymışlar, tamam mı? Ve bu tabloyu şöyle bir göstereyim. Yanına tik atıyorsunuz, tamam mı? Tikleri attıktan sonra topluyorsunuz. Toplamın 200 olması alarm işaretidir. 300 puan alanların %49'u bir sene içerisinde bir hastalık veya kaza yaşarlar. Yani bu stresin toparlanması, böyle daha fazla bir sayıya ulaşması insanda kesin bir hastalığa veya kazaya. O yüzden hani bunun altında tutmak gerektiğine inanıyorlar. Ve ben inanamadığım biçimde 200'ün altında çıktım. Demek ki sorun yok. Sonrasında işte bol bol bu referans verdiği konulardan bahsetmiş eklerde. Hani ne bileyim plasebo etkisi nedir, sezgi nedir, şans ve mutlu tesadüf, serendipiti falan nedir bunları anlatmış. Nereden geldiklerini anlatmış ve daha farklı örnekler vermiş burada da. Ve şeyden bahsetmiş, Karpman üçgeninden bahsetmiş bu zalim kurban kurtarıcı. Bundan önceden bahsetmiştik ya. Bu döngüden çıkmak için ne yapılması gerektiğinden falan da bahsetmiş. Yani aslında çok donanımlı bir kitap. Sadece işte böyle bir sorun var. Falan değil. Hani ne yapılabilir? Ne örnek alınabilir? Zamanında bu konuda nasıl bir çalışma yapılmış? Her şeyi detayına kadar gerçekten inceliyor. Bu 90 TL idi. Bu kitap galiba ben bunu 160 liraya mı ne aldım? Bu 9 baskı yapmış. Bu 52 baskı yapmış yani. Yani ben 52. baskısını aldım. Zaten Solo Unitas galiba bu kitap sayesinde hayatta şu an. Şimdi o yoruma geri gideceğim. Hani neden bu kitap az okunmuş da öbürü daha fazla okunmuş? Bence biraz şans işi, birazcık da psikosoy bilimin daha böyle akademik tarafta kalan bir kitabı bu. Yani bu demek değil ki seninle başlamadığı böyle çok magazine kaçmış, işte biraz sallamasyon, çok fazla referans vermemiş, daha coşuna yazılmış bir şey değil. Tabii ki de öyle demiyorum ama bu kitap ders olarak okutulabilir. Bu bir de böyle bir kitap var diye okutulabilir mesela. Bence. Ona da geçeceğiz. Ondan da bahsedeceğim. Onun notları şu an yanımda değil. Ve burada bir farklı taraf var galiba. Dil yaklaşımı. Yani nasıl konuştuğunu değiştirerek bir çözüme varılabilir gibi bir şey var. Burada sadece işte ailenin iyi taraflarına odaklanarak bir şeyleri çözebilirsin gibi bir yaklaşım var. İlginç bir kitaptı. Yorumlarınızı bekleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.